Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle daha önceden binekler hakkında yaptığımız videonun bir başka versiyonu ile beraberiz. Bu videoda hem görünüşüyle hem de arkasındaki hikayeyle beğenileri kazanan binekleri ve hikayeleri derledik. Umarım beğenirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. 5. Smoldering Emberwyrm. Listemizin ilk sırasında Return to Karazhan Dungeon'da bulunan Smoldering Emberwyrm bulunmakta. Orkların Azeroth'a ilk geldiği sıralarda Dark Portal'ın açılmasıyla Karazhan'daki büyüdeki dengesizlik güçlü büyücülerce hissedilmişti. Bunlardan biri de Medivh'in annesi Egwene'di. Egwene, Arkanagos isimli mavi bir ejderha ile Karazhan'a gelmişti. Başta Egwene tek başına mücadele vermeye başlamıştı. Ancak Medivh, daha doğrusu içindeki Sargeras çok güçlüydü. Egwene'i saf dışı bırakmayı başarmıştı. Bunun üzerine Arkanagos dövüşe dahil oluyor. Ancak Medivh ondan da çok üstün durumda. Tarifi imkansız bir ateş gücüyle saldıran Medivh, Arkanagos'un tüm bedenini yakmıştı. Acı içinde arazideki dağlara çakılan ejderha öldü. Ama Medivh onu rahat bırakmak niyetinde değildi ve onun kalıntılarını yeniden diriltti. İşte yarı yanmış, yarı bozulmuş şekilde karşımıza çıkan Nightbane böylece doğmuş oldu. Bineği almak içinse yapmanız gerekenler şöyle. Deadwind Pass haritasında bulunan Karazhan'a geliyoruz. Fakat eski Karazhan ile karıştırmamamız lazım. Kulenin sağ yan tarafında, hafif üst tarafta bulunan ara girişten dungeon olan Karazhan'a girmemiz gerek. Eski raid olan Karazhan'da da güzel bir binek mevcut ama ona daha sonra değineceğiz. İçeride Soul Fragments adı verilen taşları belirli bir süre içinde toplamamız gerekmektedir. Şu an geçmiş eklenti paketi olan Legion'da bulunduğundan günümüzde yapması epey kolay. O nedenle detaylarına fazla girmeyeceğiz. Bir iki denemede bu taşları nasıl toplamamız gerektiğini çok rahat çözeceksinizdir. Bineğin düşme ihtimali partideki her oyuncu için %20'dir. Yani 5 kişi girecek olursanız bu binek mutlaka düşecektir. Diğer taraftan %20 düşme ihtimali de epey yüksek bir ihtimal bir binek için. Tek başınıza da deneyebilirsiniz. 4. Midnight. Return to Karazhan'dan ve orijinal Karazhan'dan düşen bu binek ise oldukça güzel bir görünüme sahip. Attunement the Huntsman'dan düşen bu binek, Karazhan'ın ahırındaki en hızlı ve en güçlü at olma özelliğine sahip. Sahibi ve Midnight birbirlerini korumak için her şeyi yapmaya hazırlar. Düşme şansı biraz daha düşük olan bu binek her koleksiyonerin koleksiyonunda bulundurması gereken bir binek. Üstelik denemelerinizi yaparken iki binek içinde bölgeye gelmiş olursunuz. Hem eski hem de yeni haliyle gözleri büyülemeye devam etmekte olan bu binek için bol şans diliyoruz. 3. Mimiron's Head. Ulduar'da bulunan gözcülerden olan Mimiron'un kafası şeklinde olan bu binek, Ulduar Raid'inin son boss'u olan Old God Yogg-Saron'dan düşmekte. Mimiron hikayesine bakacak olursak kendisi, Pantheon tarafından Old God'lara karşı oluşturulan orduları yönetmesi için yaratılan gözcülerden biridir. Gücünü Titan Nogranon'dan almıştır. Yogg-Saron'un Loken'i manipüle edip, Thorim'in karısı Sif'i ölümünden sonra bu sırrı saklayamamasından dolayı Loken tarafından kaza süsü verip öldürüldü. Ancak kendisinin Mekagnom yardımcıları bir Mekagnom vücudu yapıp onun ruhunu içine koyarak onu geri getirdiler. Bu mükemmel mucidin akıl sağlığı hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. Mekanik gnom kafası görünümüne sahip olan bu helikopter şeklindeki bineğe sahip olmak için yapmanız gereken tek şey, Northrend'de Stormpeaks haritasında yer alan Ulduar Raid'ine gelip bolca denemek. 2. Ashes of Alar. Çok fazla sevmeyenini bulamayacağınız bu binek, The Burning Crusade eklenti paketindeki The Eye ya da Tempest Keep denilen raid'den çok az bir şansla düşmekte. Bu raid Outland'de Netherstorm haritasında yer alır. Oyuncuları peşine takan bu bineğin hikayesi ise şu şekilde. Ateş büyüsü ustaları sahip oldukları büyü gücüyle ateş elementi anka kuşlarını yanlarına çağırabiliyorlardı. Alar ise bu ateş elementi anka kuşlarının tanrısı olarak geçmektedir. İlk kez Sunwell'i yozlaşmaktan kurtarmaya çalışan Kael'tha Sunstrider tarafından çağrılan Alar, Ölü ordusunun barikatını kırmak için Kael'e yardım etti. Anka kuşu tanrısı bundan sonra da hep Kael ile kalmaya devam etti. Hikayesiyle ve görüntüsüyle herkesi büyüleyen bu binek için aylarını hatta yıllarını ayıranlar mevcut. Tempest Keep The Eye, Raiden'in son boss'u olan Kael'tha Sunstrider'dan düşen bu binek için şimdiden bol şans. 1. Invincible. Listemizdeki son binek ise en başından beri tahmin edebileceğiniz gibi herkes için vazgeçilmez olan Invincible. Arthas'ın Lich King olmasındaki olaylar zincirini belki de başlatan değerli atı Invincible'ın hikayesi şu şekilde. Arthas 9 yaşındayken Balnir Farmstead'de gördüğü Invincible'a hayran kalır. Onu sahiplenir ve beraber büyürler. Arthas Knight of the Silver Hand'e katılmadan önce
Çok soğuk ve karlı bir kış günü başlarından geçen olaylar zinciri sonucu atı yaralanır ve ölecek duruma gelir. Ve Arthas çok sevdiği atını bu acıdan kurtarmak için kendi elleriyle öldürmek zorunda kalır. Ve Invincible doğduğu yer olan Balnir Farmstead'e gömülür. O çok değerli ışığın neden kendisine bu konuda yardım etmediğini sorgulayan Arthas'ın inancındaki ilk kırılma burada yaşanır. Aradan uzun bir zaman geçer. Arthas artık bir Dead Knight olmuştur. Babasını öldürmek için Capitol City'ye gelir ve öldürür de. Ancak gitmeden önce eski dostunu yanına almak ister. Doğruca Balnir Farmstead'e gidip eski dostu Invincible'ı geri getirir. Böylece Arthas'ı tek terk etmeyen sadık dostu Invincible sahibine kavuşur. Bu bineğe sahip olmak için yapılması gereken şey belli. Northrend'de Icecrown haritasına gidip Icecrown Steadle Raid'inin son boss olan Arthas'ı yani Lich King'i öldürmek. Ancak raid zorluğunun 25 kişilik heroic olduğundan emin olun. Çünkü diğer zorluk derecelerinde bu binek düşmemekte. Düşme ihtimali epey düşük olan bu bineği arzulayanlara kolay gelsin diyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Sizler için hazırladığımız bu yarı hikaye, yarı rehber içerikli video umarım hoşunuza gitmiştir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle lütfen kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.